Arkadaşlar merhabalar. Devam ediyoruz. Üçüncü testimizdeyiz. Madde özellikleri. bir soru. Şekil 1 ve 2 kaplarında sırasıyla 4 ve 7 ve 7 ve 4 ve hacminde d de üstüne sıvılar varken 3 kabı boştur. bir kaptan ve bir ikinci kaptan ve 2 hacminde sıvılar alınarak boş olan 3 kabına konulduğunda her 3 kaptaki sıvı kütlesi eşit olduğuna göre demiş. Sıvı kütlesi eşit. Her 3 kaptaki sıvı kütlesi eşit. Altını çiz bakayım. Çizdin mi? Buna göre buradan alınan V1 hacmi ile buradan alınan V2 hacimlerin oranı kaçtır diye sormuş. Ayet klasik soru. Orijinal bir şey değil. Peki arkadaşlar şunu biliyoruz değil mi artık? Adımız gibi. D eşittir M bölü V'dir. Sen kütle gördüğün yere bundan, bundan sonra deve yazacaksın. Deve. M kütle gördüğün yere D çarpı V yazacaksın. Bunu biliyorsun artık değil mi? Kütleyi artık D çarpı V olarak ifade edeceğiz. Peki 7 V'de kütle var burada doğru mu? 7 V'de kütle var senin elinde. Dv'si bunun ne kadar? 8 V'de kütle var senin elinde. Peki iki kaptaki toplam kütle ne kadar oldu şimdi? 15 V'de oldu şimdi değil mi? Hem de 15 V'de toplam sıvı kütlesi var. 3 kaba bölüştürünce her 3 kaptaki sıvı kütlesi eşit oluyormuş arkadaşlar. Dikkat edin. E 15 V'de bölersen ne yapar? 5 V'de 5 V'de 5 V'de yapar. Bu da toplam 5 V'de. Bu da kalan 5 V'de. burada kalan 5 V'de. VD. 7 V'de kütleli sıvıdan sen 2VD kütle alırsan ancak bu da 5VD kalır değil mi? 8VD kütleli sıvıdan sen ancak 3VD kütle alırsan bu da 5VD kalır. 2VD bundan gitmiş. 3VD bundan gitmiş. Demek ki burada 5VD toplam kütlede birikmiş. Pekala. E yine aynı şeyi yapıyorum şimdi. M eşittir D çarp uygulamasını da tekrar yapıyorum. Birinci kaptan giden sıvı kütlesi kütlesi 2VD. Öz kütlesi D kadar. Hacmi V1 kadar. Peki buradan V1 ne buldun abi sen? 2V bulursun buradan değil mi? Peki benzer şeyi bunun için de yapıyorum şimdi. Diğer kabı için yapıyorum. Bu da alınan kütle ne kadar? 3VD kadar kütle aldın. Ama 2D öz kütlesi buradan V2 hacmi de aldın ya. Buradan V2 hacmi dediğin şey de 3V bölü 2'dir. Dolayısıyla V1 bölü V2 oranlarsam buradan 4 bölü 3 geldiğini görürsün herhalde. Doğru cevabımız C şıkkıdır. İkinci soru. V hacmindeki bir kap 2D özütlü sıvıyla sıvı dolu iken kabın toplam kütlesi M olmaktadır. Kaptaki sıvının yarısı boşaltılıp boş kısmının 1 bölü 3'ü D, 2 bölü de 3D özütlü sıvıyla ile dolduruluyor. Buna göre kabın kütlesindeki değişim için ne söylenebilir demiş. Peki arkadaşlar. V çarpı 2D M'ymiş. M kütlenin elinde senin 2VD kadar var. Dedik ya bundan sonra V hacminde 2D ölçütleri sıvı olduğu için kütle ifade budur. E V hacimden kabın yarısını boşalt. 2 VD kütle var. Yarısını boşalttım. VD kaldı. Artı bunun üzerine boş kısmın 1 bölü 3'ü demiş. Boş kısmın 1 bölü 3'ü. Boş kısım V bölü 2. 1 bölü 3'ü ne yapar? V bölü 6. Neyle doldurmuşsun onu? D ile doldurmuşsun değil mi? D. Artı boş kalan kısmını V bölü 2'nin 1 bölü 3'ü Peki V bölü 2'nin 2 bölü 3'ü ne yapar? V bölü 3 yapar doğru mu? V bölü 3 hacmi de sen 3 d ile doldurmuşsun. Toplam kütle ne geldi buradan şimdi? Vd buradan geldi. Artı Vd bölü artı buradan geldi. Artı 3'ler gittiği için Vd de buradan geldi. Toplam 2Vd artı Vd bölü 6 geldi. Yani 13 bölü 6 Vd geldi. Peki, önceden senin kütle ne kadardı? 2 vd kadardı. Şimdi kütle ne kadar? 13 bölü 6 vd kadar. 13 bölü 6 vd eksi 2 vd fark oluşmuş kapta. Bu da ne yapar? vd bölü 6 kadarlık kütlen artmış. Niye? 13 bölü 6 daha büyük olduğu için. vd bölü 6 kadar kütlen artmış dersin yani. Çok boş yaptırmış ya. Ama işlemi budur yani. Kütleyi VD cinsine yazabilmektir. Gerisi denklem kurma sorusudur. Fizikle çok alakası yok açıkçası. Üçüncü soru. Şekildeki kalenin kaplarının hacimleri eşittir. E önemli yerine altını çiziyorum. Bu kaplara birbirine karışmayan X, Y sıvıları şekildeki gibi doldurulduğunda K'daki sıvı kütlesi MK, L'deki ML olduğuna göre MK, ML, M'ye kıyaslayın demiş. Arkadaşlar karışmayan sıvılarda karışmayan sıvılarda her zaman yoğun sıvı altta kalmak zorundadır. 2D'de D'de buna. Y sıvısına 2D dedik ki artık öyle başlayalım öyle gidelim. 2 de buna dedin d buna dedin. Peki toplam sıvı hacimler eşit ama toplam sıvı kütleyle de eşit değil ama neden? Hacimce Y'den fazla var burada. Ya yoğun sıvıdan fazla varsa bunun kütlesi en büyük. Yoğun sıvıdan en az hacimde ama hafif sıvıdan çok hacimde var. En fazla kütle bunda, en az kütle bunda dersem herhalde sıkıntı olmaz değil mi arkadaşlar? Hesap kitaplık bir şey yok bunda yani. Yok V x V de V1 V2 de gerek yok değer vermeye falan. Tekrar söylüyorum neden? Ağır en fazla hacimde olan yerde en fazla sıvı kütlesi bulunur. Ağır en az hacimde var. En az hacimde olmak demek en az kütlede olmak demektir. En fazla sıvı kütlesi M'de var. Sonra K'da var. Sonra L'de var diyebilirsin bu mantıkla. Yani hesap kitap yapmaya gerek yok bence. M, K, L nerede varsa. M, K, L, M, K, L, M, K, L. Neredesin kardeş? D dersin herhalde. Evet. Dördüncü sorudayım. Grafik sorusu. Önemli sorular arkadaşlar. buna güzel anlayın bunları. Küresel şekilli bir kap. sabitle bir musluktan akan suyla 20 dakikada doldurulmaktadır. Buna göre kap doluncaya kadar su için verilen grafiklerden hangisi yanlış çizmiştir demiş. Peki sabitle de bir musluktan akan suyla dolduruluyor. Bir de sıcaklığı da sabit daha güzel olurdu. Daha şık olurdu. Kütle zaman grafiği yanlış değil arkadaşlar. Doğru çizilmiş. Nasıl yani hocam kap küresel ya. E kap, kap şekliyle alakası yok ki kardeşim onun. Kap şekliyle hiçbir alakası yok. T sürede 1M, 2T'de 2M, 3T'de 3M, 4T'de 4M, 5T'de 5M doldurdun. Sonuçta eşit sürede biriken sıvı kütleleri birbirine eşitliği yükseklikleri farklı olabilir. Ben ilgilendirmiyor. Aynı sürelerde T'de M, 2T'de 2M, 3T'de 3M doldurmak demek sabit bir muslukla aktığın için kütle zaman grafiğinde kap şekline bakılmaksızın kütle düzgün bir şekilde artar zamanla diyebilirsin. Doğru çizilmiş bence. Pek öz kütle değişmez ki. Madde miktarı artık öz kütle değişmez arkadaşlar. Böyle bir şey yok ha. D eşittir. M bölü V'deki kütle 60 ya hocam. E hacim de 60 kardeş aynı oranda. D değişmemiş istersin. Dedim daha önce. Bir daha diyorum. Bir kovanın dibinde bir damla su varken de suyun yoğunluğu birdir. Bir kova su varken de suyun yoğunluğu birdir kardeşim. Kütle arttıkça öz niye değişsin yahu? Maddenin cinsine bağlı ya. Doğru çizilmiş yani. Kütle hasta bile öz değişmez. hep sabit kalır. Hacim artsa bile ölçükte değişmez. Hep sabit kalır. Doğru çizilmiş. Zaman geçse de ölçükte değişmez. Doğru çizilmiş. Ama hacim zaman grafiği böyle olmaz. Kütle, hacim arkadaşlar düzgün bir şekilde artar ya. Kütle zaman böyle arttıysa hacim zaman da böyle artar ya. T'de V hacim, 2 de 2V hacim, 3 de 3V hacim, 4 de 4V hacim gitmesi lazımken yani sen gitmişsin böyle çizmişsin. Yanlış çizmişsin maalesef. Ya, oldun. Doğrusu bu olmalıydı. Hacim zaman grafiğinin kap bağlı değildir. Ha yükseklik zaman grafiği deseydi o belki kap şeklinde bağlı olurdu. O da şöyle bir grafik olurdu. Giderek genişleyen sonra daralan. Kap olduğu için yükseklik zaman grafiği sorulsaydı böyle bir grafik çıkardı. Kap şeklinde bağlı olan yüksekliktir veya basınçtır. Hacim ve kütle kap şeklinde bağlı olarak değişmez arkadaşlar. Aman dikkat edin ha. Beşinci sorudayım. Yoğunlukları farklı. Yoğunlukları farklı x, y, z sıvılarından x, y, z karışabiliyorken y karışmıyor. Y karışmayan sıvı, x, y, z karışabilen sıvı. Mesela alkol su örneği verelim. Ben buradan gidelim. Daha kolay anlaşılacak şimdi. Alkol artı su olsun. Y karışmıyorsa ne olsun bunlarla? Zeytinyağı olsun. Zeytinyağı. Tamam. Mesela alkol su karışımı değil de alkol su karışımı evet alkol su karışımı Zeytinyağından daha büyük yoğunlukta da olsun mesela. Bu doğru olabilir değil mi? X ile Z karışabilen ama daha büyük yoğunluklu. Y ye karışmayan daha küçük yoğunluklu. Olamaz mı böyle dengede kalabilir? Karışmayan sıvılarda her zaman yoğun sıvı altta kalır unutmayın. E ee, böyle olabilir mi? Böyle olabilir mi? Olabilir canım ne olmasın? Bu sefer Y sıvısı karışmayan sıvı 2D yoğunlukludur. Karışabilen sıvıların karışma yoğunluğu D yoğunlukludur. Yoğun sıvı altta az yoğun sıvı üstte kalabilir. Bilmiyorsun ki sen bunun yoğunlukları ne kadar. Peki bu? Ha bu sudur. Bu zeytinyağıdır. Bu da alkoldür. Alkol hem zeytinyağıyla hem de suyla karışmıyorsa ayrılmıştır bunlar. Böyle dengede kalabilirler. Bence bir mahsuru yok. Gayet de güzel dengede kalırlar. Hepsi olabilir bence. O yüzden su zeytinyağı bundan verdim arkadaşlar. Su budur. Zeytinyağı budur. Olamaz mı ya? Yani? Alkol de budur. E, alkol en üstte, su en altta. Zeytinyağı bunu ayırdığı için karışmamışlar. Yoksa X ile Z karışacaktı. Ha? Zeytinyağı ayırdığı için karışmamışlar olabilir, mümkündür. Hepsi olabilir. Bu son cevabı yanlış vermiş. Doğru cevabını B şıkkı vermiş, yalan söylemiş. Öyle bir şey yok. Cırt cırt çiziyorum. B şıkkı değil. Cevabı anahtarı B şıkkı vermiş. Doğru çözmüşsünüz siz. Doğru çözmüşsünüzdür. Doğru cevap C şıkkı olacak. Neden? Şekil 1'de O merkezli tördeş bir küre XYZ doğrultularından kesilip şekil 2'deki gibi bir kesildikleri yüzeylerin üzerine konuluyor. Cisimlerin son durumda dayanıklar olan kaçtır demiş. Arkadaşlar ilk defa geldi. Dayanıklılık katı cisimlerin dış kuvvete karşı veya kendi ağırlığı altında dayanıklıkları şöyle izah edilir. Esnemeye karşı veya sıkışmaya karşı gösterilen zorluk diyebiliriz. D dayanıklılık doğru orantılıdır. Kesit alanı bölü hacimdir. İlk defa geldi. Bundan sonra bol bol gelecektir herhalde. Kesit alanı bölü hacim. Doğru orantılıdır. Eşittir demiyoruz ha. Çünkü cinsine de bağlı. Maddenin cinsine de bağlı o yüzden. E Tam ortadan kesilmiş Z yüzeyi en büyük kesitsen de en az hacim sende. E kesilme hacmi oranı büyük olanların dayanıklılığı büyüktür. En dayanıklı bu. Kestin dar hacmin fazla. Bu oran çok küçük oldu. O yüzden en dayanaksız da budur. Z büyük, Y büyük, X diyebilirsin arkadaşlar. Kestin geniş hacmin az. Kestin dar hacmin fazla. Bu oran en küçük sende. Dolayısıyla dz büyüktür. dy büyüktür. dx dersin. Ve asıl kelam c şıkkında olduğu gibi cevabını b vermiş. Yanlış vermiş. Ha. Düzeltin. Evet çok yaman bir bilgi vereceğim size şimdi. Bir maddenin kütle hacim grafiği şekildeki gibidir. Buna göre bu maddenin sıcaklığı 1, 2, 3, 4 bölgelerinde hangilerinde değişmektedir demiş. Hemen cevabı yapıştırıyorum. 2 ve 4'te değişmektedir. Hocam nereden karar verdin ya? Sen de benim bildiklerimi bilseydin işaretlere geçerdin. Şimdi bileceksin ama. Merak etme. Şimdi önemli bir bilgi. Kütle hacim grafiğinde grafiğin uzantısı orijinden geçiyorsa öz kütle sabittir. Arkadaşlar kütle hacim grafiğinin eğimi öz kütleyi verir. Bir kere biliyoruz değil mi artık onu? M bölü V demek o demek. Yani çok acemi işi. Gerek yok o kadar detaya inmeye. Kütle hacim grafiğinin eğimi öz kütleyi verir. Tamam anladık. Tekrar diyorum. Kütle hacim grafiğinde grafiğin uzantısı orijinden geçiyorsa öz kütle sabittir. Mesela bir de öz kütle sabit. Bir de öz kütle sabit. İki de öz kütle nasıl değişiyor derlerse ne diyeceğiz bize? Ha, D eşittir N bölü V formülündeki ne olmuş iki aralığında? Kütle sabit kalmış ama hacim artmış. Kütle sabitken hacmin artması demek öz kütlenin azalması demektir arkadaşlar. İki de öz kütle azalıyor dersin yorumlarda sorarsa. 3 nasıl değişiyor peki? Hadi gelelim. Çetevirli kısım burası, zor kısmı burası. Bak uzantısı orijinden geçmiyor. Gördünüz mü? Ha geçmiyorsa sabittir diyemezsin. E hocam eğim sabit, sabit ama uzantısı orijinden geçmiyor. Ne haber? Ha. Uzantısı orijinden geçmiyorsa özükle de sabit değil. Hocam anlatıyorum azalıyorum. Nereden bileceğiz? Şuradan bileceğiz canım. 4m/10v. bölü Tam buradaki özükle de değerin 4m/10v'dir. bölü Doğru mu? Peki tam buradaki özükle de değer ne olmuş peki? 8M bölü 14 v olmuş. Ölçekleri çizdim. Yani bu ölçekle çizdiğim için burası 14 v 8 v oldu. Birim kaydara saydım ha. Rastgele yazmadım onları. 4M bölü 10V. Burası kaç? 8M bölü 14V. Yani 4M bölü 7V arkadaşlar burası. 4M bölü 10V'den 4M bölü 7V'ye artmışsın kardeşim sen. Ha 3'te artıyor ya. Sabit diyemezsin. Artıyor. Peki Pekala tekrar diyorum bilgiyi uzansa orijinden geçiyorsa özkütle sabittir dersin. Ha nasıl olsaydı tık 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 buradan gitseydi de şöyle bir özkütle olsaydı işte bana sabittir derdin uzansa orijinden geçtiği için. Yoksa değişiyor. Uzansa orijinden geçenler sabit geçmeyenler sabit değil değişiyor. Ha artar mı azalır mı diye sorarsa yaparız canım sıkıntı yok. Peki değişiyor demiş. Uzansa orijinden geçen bir sabit. Uzansa orijinden geçen 3 sabit. 2 ve 4 sabit değil. Peki hocam artıyor mu azalıyor mu? Ha sıcaklık demiş bu arada. Ha? Hocam sen sıcaklık öz kütle yorum yaptın. Bu sıcaklık tamam canım anlaşıldı. D öz sorarsa D eşittir. 2'deki öz nasıl değişiyor biliyor musunuz? N bölü V'deki M kütle sabit değişmemiş. Hep sabit kalmış. M sabitken hacim arttığı için D2 azalıyor. Peki D2 niye azalıyor? Sıcaklık arttığı için. Niye? Sıcaklık artarsa hacim artar. Genleşir. Hacim artarsa öz kütle azalır. Sıcaklık sorsa burada artıyor derdin sıcaklığına. Peki 4'te hocam nasıl değişiyor? Orada azalıyor hocam. Tam tersi yorum yapacaksın yani. da T azalıyor. Sıcaklık azalıyor. Burada T artıyor yorum yapılır. Ama 1'de 3'te özkütle değişmiyor. Sıcaklık değişmiyor dolayısıyla. Çünkü bir sıvının veya katının özkütlesi ancak ve ancak sıcaklıkla değişir. Başka hiçbir şart özkütleyi değiştiremez dersin. Daha önceki videolarımızda geçti. Hemen yapıştırı geçersin. Bu bilgiyi bilirsen tabii ki. Evet. Birbirlerine karışmayan altın çiz... Karışmayan XYZ y, z sıvılarının kütle hacim grafikleri verilmiştir. Arkadaşlar kütle hacim grafiğinin eğimi öz kütleyi verir. D eşittir m bölü v olduğundan kütle eksen yakın olanın yani eğimi büyük olanın öz kütlesi daha büyüktür dersin. D dersen z'ye 2d demen lazım buna. Eğim büyük olduğu için 3d demen lazım buna. Karışmayan sıvılarda en yoğun sıvı altta kalacağını da biliyoruz. Z'nin yoğunluğu d, x'in yoğunluğu 3d bölü de kalır mı abi? Kalmaz. Çünkü 3d yukarıda kalmaz, d aşağıda kalmaz bir kere. Tam tersi olmalıydı. Yoğun sıvı altta kalmalıydı ona göre. Y'nin yoğunluğu 2D, Z'nin yoğunluğu D. Evet bu olabilir, problem yok. Karışmayan sıvılarda yoğun sıvı altta. Doğru. Y'nin yoğunluğu ne kadar? 2D kadar. X'in yoğunluğu ne kadar? 3D kadar. E böyle bir karışım karışmayan sıvılar böyle dengede kalamaz. Yoğun sıvı üstte, az yoğun altta kalmaz arkadaşlar. O yüzden bu da yanlıştır. cevabımız yalnız ikidir diyebiliriz. Yine grafik sorusu geldi. Çok sayıyorsunuz biliyorum. Düşey kesite şeklindeki olan boş kap sabit debili muslukla dolduruluyor. Sabit debili. Kütle hacim grafiği doğru verilmiştir arkadaşlar. Hangileri kapta birken sıvıya ait olabilir? Kütle grafiği öz kütle sabit. Kütle hacim grafiğinde eğim sabitken öz sabittir. Sıcalık değişmiyorsa maddenin şekline bağlı olarak veya maddenin miktarına bağlı olarak öz değişmiyordu ya. Birazcık su varken de suyun yoğunluğu bir. Bir kova su varken de suyun yoğunluğu birdir kardeşim. Yani kütle hacim grafiğinin eğimi öz kütleyi verir. Öz kütle de değişmeyeceğine göre eğim de değişmeyecek. Kütle hacim aynı anda artacağından öz kütle de değişmeyecek dersin. Yani doğru çizilmiş. Yükseklik hacim grafiği doğru çizilmiş mi acaba? Yükseklik hacim doğru çizilmiş mi? Yükseklik hacim grafiği doğru çizilmiş mi arkadaşlar? Çizilmiş bence ya. Sıkıntı yok. Neden? E giderek artan, giderek genişleyen kapta ne olur? Yüksekliğin önce azalan bir şekilde artar. Daralan kapta artan bir şekilde artar. Doğu çizilmiştir. Sıkıntı yok. Dedik ya öz kütle hacimle veya kütlele değişen bir şey değildir arkadaşlar. Kap dolana kadar kap biriken sıvının öz kütlesi hep aynı kalır. Değişmez. Hepsi doğu çizilmiş olabilir. Daha detaylandırabiliriz. Sıcaklık değişmiyorsa öz kütle değişmez diyebilirsin. Kütlenin artması veya hacimin artmasıyla diyebiliriz. Evet. Devam edeceğiz. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum hepinize.